geçtiğimde yemin ediyorum size 10 kişinin arasına dalar. Yapıştırırdım yere. Öyle 3-4 kişinin arasına kavgaya gitmezdim. Tenezzül bile etmezdim. Karşımda böyle ordu gibi insanları görünce böyle daha çok konsantrasyonum çoğalıyor. Bir dalıyorum haşır taşır hepsini. Şu pazılara bir bak. Yani çok güçlü bir adamımdır demek istiyorum. Tabii. Gel gel evlat. Darus, Zafer! Gelin bakayım buraya! Yaklaşın! Ne yapacağız Babeko? Yamacına mı yaklaşacağız? Oğlum! Sulandırmayın mevzuyu! Sessizce gelin yanıma! Zafer! Sarp'ı hiç manavralarda görmedin değil mi? Yok canım. Bu saatte okuldadır. Güzel. Arkadaşlar, pinti ruhiyle biraz kafa yapalım istiyorum. Ya uğraşma adamla ya. Ne uğraşacağım be? Ben biraz kilo versin istiyorum. Ne yapacaksın? Rüya abiyi mi arayacaksın? Evet. Tanımayacak mı senin numaranı? Nasıl tanısın oğlum? Bu telefon benim şakalar için kullandığım özel telefon. Kontürlü. Adam organize. Pardon, buyursunlar efendim. Alo, manav mı? Manav yavrum. buyurun efendim, mahallenin manavı Ruhi. Müşteri. buyursunlar hanımefendiciğim. Efendim, ben Dilbaz Sokak'ta yeni açılan ev yemekleri lokantasından arıyorum. Oranın sahibiyim. Sipariş vermek istiyorum. Tabii, buyursunlar. Kulunuz Ruhi dinliyor. Buyurun efendim. Yasana lan! Ay affedersiniz. Sesim nasıl kötü, boğazım üşütmüşüm. Beyefendi, çürük testi 10 kilo domates rica ediyorum. Canavar gibi. Şey varsa lütfen güzel soğan, kuru soğan, orta boy olacak. Soğan, tabii ki. O da var. Bir çuvalda patates. Ama Adapazarı olsun lütfen. Aa, Adapazarı'nın hakikisi yemin ediyorum. Hiç merak etmeyin. Başka? 15 kilo da portakal efendim. Sulu sulu bu finike portakalı olsun. Sulu finike. Tamam, hemen geliyorum efendim. Ben kendim getireceğim. Başka bir arzunuz? Çok teşekkür ederim. Adresi yeniliyorum. Hani oto yıkamacısı var ya onun yanında. Ha, hemen köşe. Tamam bildim. Hemen geliyorum. Teşekkür ediyorum. Ne olur geç kalmasın. Aman acele edin. Yahu o kadar güzel ses. Yani hemen getiriyorum efendim. Neyse, güzel bir sipariş kaptık. İyi. Bir çuval soğan. Kesin çuvallayacak ha. Biraz ağır olmadı mı abi ya? Ya ne ağır olacak kardeşim? Yükü sırtına alsın. Benim daha numaralarım ondan sonra başlayacak. Ben bunu nasıl götüreceğim? O kadar şey olmam ya. Paşam. Kalp kalbe karşıymış yahu. Vallahi hızır gibi yetiştin. Sarpçığım ben de biliyorsun belimde biraz siyatik var. Onun için bunları sen götür diyorum. Hadi yüklen paşam. Allah kahretsin be, Allah kahretsin be! Ulan sen tam gelecek zamanı buldun be! Hadi oflayıp poflama. Ne oflayıp pofluyorsun canım? Gencecik adamsın. Nasıl kaldıracağım? Bir şey olmaz. Huriye Hanım, efendim bir paket gofret rica edebilir miyim? Yavrum bir şey olmaz, yardım edeceğim. Hadi tut. Ya olacak iş değil. Vallahi olacak iş değil. Billahi olacak iş değil. Hayırdır? Ya Huriye Hanım, yani sizin komşunuz benim de arkadaşım ama bu kadar insafsız, bu ruhi kadar acımasız bir insan evladı görmedim ben.
Bu çocuk bize emanet efendim. Sırtına yüklemiş eşek gibi acımasızca yükü. Ya Ruhi Efendi. Yazıktır, günahtır. Acımıyor musun çocuğa? Yahu niye gene böyle bülbül gibi şakımaya başladın Huriye? Hiç utanmıyorsun değil mi? Ne oldu ki ya? Hakikaten ya Sarp'a bir şey olsa? Kız sen sus! Şey, ya benim biraz belim şey de öyle... Hani on delikanlıyı cebinden çıkartırdın, ne oldu? Ya tabii de yani... Anladım, anladım. Yaşlanmış ihtiyar adam, günahtır. Melek, sen boş zamanlarında git de Ruhi dedene yardım et. Günah maazallah, bir anda yığılıp kalır, ölür. Günah. Yaşlı, ben mi? Evet, sensin. Evet, sensin! Vallahi fazla gözümde büyütmüşüm sizi. Ya şimdi siz bana yaşlı dede falan diyorsunuz değil mi? Yemin ediyorum ben bu laflara gülerim ya. Bana bak. Ölmediysen bana ver. Sen indir yavrum onu. İndir paşam. İndir. Şimdi sen bana bunu bir yükle yavrum da. Maalesef kalmıyor. Ya abi yaş başladı adam. Sen bir yerini sakatlayacaksın şimdi. Hadi dur. Gördün mü Hülya? Bak ne kadar da hafif. Kimisi sırtında iki çuval taşıyamaz, kimi de bütün dünyayı sırtında taşır. Kardeşlerim, ben size ilk Müslüman Türk hükümdarı Satuk Burhan'ı anlattım mı? Anlatmadım baba, anlat, anlat. Lütfen patlatır mısınız çayları, taarruz keçisi? Tüm bardaklar dolsun. Yaklaşın bakayım yamacıma. Yaklaşın, yaklaşın. Kardeşlerim, bilinen ve bilinmeyen bütün alemlerin nebisi, Resulü Hazreti Muhammed Mustafa Burak ile Miraca yükseldiğinde semavatın dördüncü katında cümle nebi kendisini karşılayıp şeref verdin ya Resulallah dediler. Efendimiz sırasıyla Hazreti İsa, Hazreti Davut, Hazreti Musa ve Hazreti İbrahim aleyhisselamla müsafa edip selamlaştı. Sonra da kalabalığın içerisinden bir kişi nazarı dikkatini celbetti. Cebrail'e o kişinin kim olduğunu sordu. Cebrail aleyhisselam büyük bir edep ve hürmetle ya Resulallah dedi, o nebilerden değildir. Sizin alemi ahirete teşrifinizden tam 3 asır sonra dünyaya gelecek olan Türk elinden dini celili İslam'ı bütün dünyaya yayacak olan Satuk Burhan'ın ruhaniyetidir diye arz etti. Kardeşlerim, hakikaten de Efendimizin alemi cemali teşrifinden 3 asır 33 yıl 3 ay 3 gün sonra Satuk Burak dünyaya geldi. Çok kısa bir süre içerisinde yaşıtları top oynarken bisiklete binip tornetle gezerken kendisi at binip kılıç kullanmaya, kütüphanelerde yüzlerce kitabı hatmetmeye başladı. Onun bu tavırları etraftaki bir takım fitnecilerin nazarı dikkatini celbetti. Ellerindeki kahveyi höpürdetip hırp diye içtikten sonra ters çevirip üzerine bozuk para koyaraktan soğumasını bekleyen bu falcılar güruhu kendi aralarında fısır fısır konuşmaya başladılar. Aman dediler, bu ileride Müslüman olup başımıza çok büyük işler açabilir. Bunun babası öldü, amcası hükümdar oldu. Ortadan kaldırmanın tam zamanıdır diye goygoya başladılar. Bu esnada mektebin gezi ve gözlem kurulu başkanı olan Satuk Burhan tam arkadaşlarıyla ormana gezmeye gidiyorlarken birden annesi yanında geldi. Evladım dedi, bir dakika.
Bu falcılar senin itikadını biliyorlar. Aman kendine dikkat et. Ne olur bir suikaste kurban gitme, gözünü seveyim dedi. Alnından öptü, arkasından da bir maşrapası döktü. Satuk Buğra 40 arkadaşıyla birlikte avlanmak maksadıyla ormanın derinliklerine daldı. İşte bir anda karşısında kar gibi bembeyaz rengiyle, pes pembe gözleriyle, uzun uzun kulakları, minicik ağzıyla bir tavşan gördü. Tavşanı takip ederken o 40 arkadaşından bir hayli uzaklaştığının farkına bile varmayan Satuk Buğra tam ormanın en kuytu, en palta girmemiş, en piknik yapılmamış bir köşesine geldiğinde tavşan birden durdu. İşte o anda beyaz tavşan bir anda insan suretine bürünüp ayağa kalktı. Ey Satuk Buğra, ben Hızır'ım. Seni alemleri yaradan, şekillendiren, içlerde dışlarda ne var ne yoksa bilen Allah'ın dinine, İslamiyet'e davet ediyorum dedi. Allah! Kardeşlerim, Satuk Burhan hemen oracıkta şehadet getirip Hızır Aleyhisselam'la ilk namazını kıldı. Sonra da Hızır Aleyhisselam bu kardeşimize dönüp cebinden bir dünya haritası çıkardı. Haritayı yemyeşil çayırların üzerine serdi. Satuk Buğra'ya sen ilk Müslüman Türk hükümdarı olacaksın diyerek haritanın üzerinde ilk kertede İslamiyet'i yayacağı yerleri gösterdi. Kırmızı kalemle fethedeceği yerleri işaretledi. Daha sonrası için güzel güzel nasihatlarda, tembihlerde bulundu. Kardeşlerim, Satuk Buğra başta amcası olmak üzere herkesi İslamiyet'e davet etti. Akabinde ve detayında yeğeninin söylediklerini işiten amcası suratını iş gitti, kaşlarını çattı, sinirlendi. Aa dedi, şuraya bak, daha dünkü çocuk Müslüman olmuş da gelmiş bizi dinine davet ediyor. Bu bir harp sebebidir diyerek tam 40 bin kişilik ordusuyla Satuk Buğra Han'a savaş ilan etti. Fil ordusu bir taraftan, ki zamanımızda buna fil oluyorlar, ejderha ordusu öbür taraftan, on binlerce asker mızraklarıyla, kalkanlarıyla saldırdılar. Kılıç sesleri kalkan seslerine, kalkan sesleri balta seslerine karıştı. Ortalık toz duman içerisindeydi. En nihayetinde ejderha alevleri sönüp toz bulutları dağıldığında 40 bin kişilik ordunun ne akabi kaldı ne de tayı. İyi de aga, benim kafama bir şey takıldı. 40 kişiyle 40 bin kişiyi yendi dedi. Bu nasıl oldu? Niye olmasın kıl kardeş? Allah adamı biter mi ya? Resulullah duacın, Hızır öğretmenin, Allah gözetenin olursa bırak 40 bin kişiyi, bir kişiyle dünyayı dize getirirsin. Nitekim de öyle oldu. Bak, hala Satuk Buğra'nın yaydığı İslam halısının üstünde yaşıyoruz.